Mersin Ağla Yaylası Gökçe Ova göletindeyiz. İnanılmaz güzel bir manzara. Harika. Gelişmeleri size izah edeceğiz. Merhaba Ali'cim. Merhaba. Gördünüz, motorlarımızı park ettik. Şimdi çadırlarımızı kuracağız. Alanımız böyle bir yer. Gördüğünüz gibi. Daha sonra size bilgi vereceğim. Hacım da olmasa odun sıkıntılığı yaşayacağız. İşte Erdal hocam. Erdal da fena değil ha. Dağdan geliyorlar. Abi sen ne diyorsun? Karadeniz damadı ya adam. Vay be. Harika, şuraya bak. Ali nerede Ali? Geliyor. Ali öldü. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi kamp ateşimizi yaktık. Biraz sonra saç kavurmamızı da yapacağız. Harika bir ortam. Biz burayı çok sevdik. Ya önemli. Kasap misali oldu şimdi. Tabii canım, eklemleri yağlamak lazım bu yaştan sonra. Oh 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 oh. Tereyağı bak. Can can. Evet. Ateş kutusunda çayımızı demledik. Ooo şuraya bakın. Ah ah, çayımız da tamam. Bardaklarımız hazır. Ateşimiz yemin ederim dövülüyor. Biraz sonra çeliği bile döveceğiz şimdi orada. Oh, oh, karanlık. Harika. Az sonra taş devrinden maden devrine geçiyoruz. Demir çağı. Tunç dönemi. Herkese günaydın. Şu anda Köyceğiz'in Ağla Yaylası. Dediklerine göre işte Gökçeova göleti burası. Köyceğiz'e geldiğinizde biraz geçince Ağla Yayla Köyü diye gösteriyor 10 kilometre. Köye vardıktan sonra da bir 10 kilometre geliyorsunuz. Bunun bir 5 kilometresi toprak yol, biraz bozuk. Bilginiz olsun. Buraya geldiğinizde geniş bir alan var. İnanılmaz güzel bir göl ağaçların arasında. Hatta hala kar var. Su bol, su güzel. Hiç içecek su almanıza, kullanmak için su almanıza yanınıza gerek yok. Ateş yakabiliyorsunuz. Biraz odun bulmakta sıkıntı. Ama ateş yakmak serbest. Tuvalet gibi bir ihtiyacınız burada yok. Doğada baş başasınız. Gece inanılmaz soğuktu. Dün gece
üşüdük. Çok üşüdük hatta. İnanılmaz bir çiğ yağıyor. Ben ne kullanıyorum çadır olarak? Decathlon'dan Aprenas. 3 kişilik Fresh and Black çadırını kullanıyorum. Yine Decathlon'dan aldığım tek kişilik bir şişme yatağım var. Onu pompasıyla şişiriyoruz. Pompasıyla indiriyoruz. Üşümemek için alta bir mat yazıyorum. Yatağın üzerine bir battaniye ve Husky'nin bu Army modeli, Army modelinin -17 dereceye kadar olan tulumunu kullanıyorum. Eğer böyle konforlu, sağlam, iyi bir tulumunuz yoksa bu aylarda inanılmaz üşüyebilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim. Böyle de bir sıcak su torbasına sıcak su kaynatıp içine su koydum. Ayaklarımı, vücudumu, uyku tulumunun içini bununla ısıttım. Ona rağmen zaman zaman üşüdüğüm bile oldu. Ama konforluydu sonuçta hani. Siz bu uyku tulumlarının -17 yok, -27 dediğine bakmayın. O sadece -17'ye kadar seni öldürmez diyor. -10'da diyor düşük konfor, -3'te diyor işte yazmış oraya. Yüksek konfor diyor, -3'e kadar diyor. Sadece vücut ısınızı koruyor. Uyku tulumuna girmeden önce vücut ısınızı biraz yükseltin. Eğer tuvalete kalkacaksanız kesinlikle uykunuzun arasında uyku tulumunu terk edip tuvalete gitmeyin. O zaman soğuyorsunuz, uyku tulumu soğuyor. Uyku tulumuna girmeden önce kişisel ihtiyaçlarınızı giderin. Evet. Şimdilik Köyceğiz Ağla Yaylası'ndan bahsetmek istedim bu kadar. Toprak yol çok gözünüzü korkutmasın. Yavaş gelirseniz sıkıntı değil. Arabayla gelenler de var. Biz motorlarımızla geldik. Karavanla gelenler de varmış. 9 Mayıs, 10 Mayıs, 9 Mayıs'ta geldik. Güzel bir ay aslında. Ama şunu söyleyeyim, gece soğuk oluyor. Tertibatınız iyi olsun. Ama yaz döneminde eğer buraya gelirseniz gerçekten çok keyifli olur. Hamamımızı falan da kurduk, şimdi göstereceğim. Ateşimizi yaktık, saç kavurmamızı yapabildik. Çamlar, çama odunları var ama biraz yaş olduğu için ateş yapmakta zorlanıyor insan. Ama keyifli bir yer. Çok keyifli. Tavsiye ederim. Doğada tek başına, doğayla baş başa kalmak isteyenler için burası çok güzel bir yer. Şu anda gördüğünüz gibi kahvemi yaptım. Ve artık son kahvemi içip yavaş yavaş toplanıp yola koyulacağız. Hepimize afiyet olsun.